Arkadaşlar tekrar merhaba. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün siz arkadaşlar işte presesyon nedir? Balık çağı, kova çağı ne oluyor? Bunu SkyMap üzerinde göstermek istiyorum. Yani bunu aslında sadece astroloji ile ilgilenenler değil. Herkesin bu videoları izlemesini salık veriyorum. Çünkü bu bilgiler aslında güzel bilgiler. Yani böyle işte hepimiz bu alanda bir bilim adamı olmayacağız ama ne kadar şey bilirsek bizim için iyidir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela ben Mersin'de oturuyorum. Mersin'de işte bu sene 20 Mart 2020'de sabah 6:50 geçe tam Güneş Koç burcuna girdi. Bakın şurada 0 derece. Güneş Koç burcunda. Ben bunu bulduktan sonra şuradan getirdim haritası, SkyMap'i ayarladım 6:50 geçe. Şurada görüyorsunuz Koç burcu 0 derece, bakın Güneş. Tam Koç burcuna girdi. Şimdi arkadaşlar şurada tırtıklı böyle kesikli bir çizgi var. Bu çizgi ekvator. Şu da üzerinde gezegenlerin hareket ettiği alanda ekliptik. Yani Güneş'i gezegenlerin o Güneş'in takip ettiği yolu takip etmesi. Şimdi bizde bu burçların başlangıcı arkadaşlar, hani o Koç burcu başlangıcı ekvatorla ekliptiğin tam kesiştiği alandır. İşte burada Koç burcu başlar, karşı tarafına geçtiğinde işte Terazi burcu başlar, tam 180 derece. İşte buradaki görüyorsunuz arkadaşlar, bu kesişen yer buna bu nokta arkadaşlar işte presesyondaki kayma diyoruz ya, burası presesyon noktası. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu anda baktık biz Koç burcundayız değil mi? Şu anda görüyoruz. Bak balık çağında diyoruz. Şu arkadaşlar balık takım yıldızı. İşte kova takım yıldızı da bakın görüyorsunuz şurada. Biz şimdi balık çağındayız. İşte balığın şöyle gördüğünüz gibi böyle bir kafa kısmına geldik. İşte yaklaşık 400 küsür sene sonra da kova çağına geçeceğimiz düşünülüyor. Hani bu süre artık şey bazıları İşte 500 diyen de var, 300 diyen de var, hatta girdik diyen de var. Bununla ilgili ben kendim de bir hesaplama yapacağım size. Sadece ben burada size nasıl bunun olduğunu göstermek istedim arkadaşlar. Mesela biz şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi biz şurada sıfırdayız değil mi? Sıfır koştayız. Arada ne kadar fark olduğunu burada da ayanamsa diyorlar. Bakın ben Lahiri'den ayarlıyorum. Aradaki fark her sene 72 senede bir derece kayma oluyor arkadaşlar burçlarda. Bakın şuradan bakıyoruz. 5 derece 51 diyor. Bu ne demektir? Normalde sideral zodyakta 5 derece 51. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 24 derece 9 dakika fark var. Normal sideral zodyakla tropikal zodyak arasında. Şimdi 24 derece 9 olduğu için 5 derece 51 dedi arkadaşlar. 72 ile 5'i çarpıyoruz. 5 çarpı 72. 360. 51 derecede 60 olduğu için. Yani şöyle arkadaşlar. Yaklaşık olarak işte bir 410 yıl, 420 yıl kadar. Yani şuradaki hesaba göre, şurada sideral zodyaktaki farka göre kova çağının başlaması bekleniliyor. Ama gerçek anlamda kova çağı ne zaman başlar, tam olarak ne zaman olur? Yani biz sadece böyle bir fikir yürütüyoruz. Mesela balık takım yıldızı normalde bir 38 derece kaplıyor. Alanında çok uzun görüyorsunuz. Koç takım yıldızı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok küçük bir alan kaplıyor. Akrep takım yıldızı zaten bir kısmı yılancı takım yıldızının içinde, hani 13. burç diyorlar ama ben tabii ona katılmıyorum. İşte yılancı takım yıldızın ayağının bir kısmı akrep takım yıldızı. Burada arkadaşlar size bu bilgiyi göstermek istedim. İsterseniz şöyle bir 450 yıl ilerisine gidelim. Bakın Edit Birth Data diyor. Bakalım presisyonda kayma ne kadar olmuş. Mesela 2500 yılına gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın ileri gittik. Yine güneş değişim noktası. Bakın biraz önceki bu haritada şu kafasının noktasında da şimdi kafasının ucuna gelmiş. Artık hani
Şurada kova çağına belki burada hani şey gözüküyor olabilir ama artık balık çağından çıktığını gösteriyor. Biraz önceki görüntüde hatırlarsınız. Daha böyle balığın kafasının ilk kısmına geliyordu. Şu anda artık o kısmı geçti. Bu şekilde Sky Map'i incelemenizi tavsiye ederim. Bir önceki videomda buraya nasıl girildiğini anlatmıştım. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.